Sevgili Haber Ankara izleyicileri, hepinize selamlar, saygılar. Haber Ankara yayınlarımız sürüyor. Bütün hızıyla sürüyor. Konuklarımızı almaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz MK Ankara Gücü İkon Menkul basketbol takımı baş antrenörü Halil Üner. Türk basketbolunun duayen ismidir kendisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizi burada ağırlamaktan şeref duyuyoruz hocam. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Estağfurullah. Davetimizi kırmadınız. Estağfurullah. Çok keyifli. Ben de zevkle geldim. Daha önce de gelmeyi planlıyordum. Fakat evet. Kusura bakmayın. Hem takımın yoğunluğu hem tabii de kendi işlerim. Ancak şimdi geldik. Size de söyledim. Hakkınızı helal edin. Sağ olun hocam. Bize yana helal olsun. Teşekkür ederiz. Yayına başlamadan önce tabii ki sponsorlarımızı bir sayalım. Çünkü bu sponsorların desteğiyle bu yayınlar yürüyor. Onların desteğiyle yapıyoruz. Aterya Catering, Kaya Radyatör, Ankara Üçlü Bora Kokoreç ve Eray Aydınlatma. Bu firmalara gösterdikleri ilgiden dolayı, bize verdikleri sponsorluk desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet hocam, yayınımıza başlıyoruz. Tabii siz Türk basketbolunun duayen isimlerinden birisiniz. Yani Aydan Siyavuş, Mehmet Batualp, Aydın Örs, Halil Üner gibi bu isimlerle biz büyüdük. Bu konuda yani bu, bir kere daha söyleyeyim, sizin gibi biriyle yayın yapmak bizim için de büyük bir şereftir. Gerçekten de yıllardır milli takımlarda, Fenerbahçe, Galatasaray, büyük kulüplerde sizleri izledik. Bugün burada birlikteyiz. Konumuz Ankara Gücü olacak hocam. Siz bunca zaman çalıştıktan sonra uzun süre bir ara verdiniz ve tekrar Ankara Gücü'ne döndünüz. Yani yaklaşık 10-11 senelik bir aranız var, sonra Ankara Gücü'ne döndünüz. Burada Ankara Gücü'ne dönüş sebebiniz neydi? Neden Ankara Gücü'nü tercih ettiniz? Şimdi aslında ben Ankara'da yetiştim, büyüdüm. Evet. Ankara'da Deneme Lisesi'nde okudum. Ve basketbol yaşantım da Ankara'da başladı, DSE Spor'da. Sonra ilk antrenörlük deneyimim de burada Şeker Spor'da oldu. Ve Şeker Spor'da 40 maçında mağlup bir şampiyon takım yaptık arkadaşlarla beraber. Onun üzerine maşallah, ben İstanbul'a transfer oldum. Ve işte ondan sonra milli takım İstanbul'da Galatasaray, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Darüşşafaka, yani birçok kulüpte antrenörlük yaptım. Ama Ankara benim bütün dostlarımın olduğu memleketim. Evet. Ve ben o zaman da Ankara Gücü taraftarıydım. Ankara Gücü'nü çok severdim. Tabii Ankara'da basketbol olmadığı için çok fazla tekrar da gelmek durumu olmadı. Ancak 12 senedir kalp rahatsızlığımdan dolayı bırakmıştım koçluğu. 12 sene sonra Ankara Gücü'nün basketbolunu Süper Lig'e çıkartabilme rüyası olunca geçen sene geldim. Bir ekip kurduk. Sonra bu daha başarılı olsun diye ben Ankara'da da bir ev tuttum. Haftada 5 gün Ankara'da kalarak ligin ikinci yarısında da ciddi bir konsantre olarak bu işe 17'de 14, 15 galibiyet aldık. Fakat evet, avarajla lige çıkmayı kaçırdık. Maalesef. Bu sene ise çok köklü bir kulüp olan, Türkiye'deki çok köklü kulüplerden bir tanesi olan, yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Ankara Gücü, tabii, Trabzon'da tabii futbolda oldu. Kuruluş yılı olarak 4. hocam şu anda, evet, Ankara 1910'da Gücü. 1910'da bir de kuruluş ve Kur'an'ların da evet, tarihi bir değeri var. İmalat-ı Harbiye döneminde o zaman İnebol'dan Ankara'ya mühimmat taşıyan bir grup bu. Şehitler veriyor, gaziler veriyor, İmalat-ı Harbiye atölyeleri, MK'ye buranın devamı zaten hocam. MK'ye devamı ve burada da bu kulüpte bütün halinde Türkiye'nin yalnızca sporuna değil, o andaki İstiklal Savaşı'na da hizmet vermiş kesinlikle bir yapı. Böyle bir yapı olunca biz de vatansever insanlar olduğumuz için muhakkak bu kulübü Süper Lig'e çıkartıp bunun etrafında olan spor sever insanlara basketbolda da Ankara Gücü'nü seyrettirmek arzusuyla geldik. Ve onun için de geçen sene bir mücadele verdik. Bu sene de o mücadeleyi bir daha üstünde çok daha iyi bir kadro kurarak Süper Lig'e çıkartmak için uğraşıyoruz. Ha, İkon Menkul de bizim şirketimiz. İkon Menkul de bizim bu çok onurlu mücadelemizde bize destek olarak o da işin içinde bulunmaya devam ediyor. Yani bu senenin sonunda inşallah 5-10 bin kişinin dolduğu spor salonlarında Ankara Gücü basketbol
takımı Süper Lig'de oynayacak. İnşallah hocam. Şimdi kendi sponsorlarımızı saydık. İkon Menkul'e de teşekkür edelim. Gerçekten spora yatırım yapıyor. Evet. Gerçekten de teşekkür ediyoruz kendine, kuruma. Hocam şimdi burada yapı nasıl? Ankara Gücü. Yani bu cami, Ankara Gücü camiası genelde futbola odaklanmış bir camia. Basketbol takımı ile ilgili biz yapıyı çok bilmiyoruz. Evet. Bugüne kadar da çok açıklanmadı. Böyle bir yayında olmadı. Evet. Basketbolun yapısı şu anda Ankara Gücü'nde nasıl? Finansmanını siz mi sağlıyorsunuz? Sponsorlar mı? Kulüp mü sağlıyor? Şimdi şöyle aslında biz geçen senede tabii bunu çok dile getirmek istemiyoruz. İstemedik. Çünkü Ankara Gücü bütündür diye düşündük. Evet. Ama bizim futbol tarafıyla, futbol tarafındaki yönetimle hiçbir ilgimiz, alakamız yok. Bağımız yok, evet. Biz yalnızca kendi imkanlarımızla Ankara Gücü basketbolu finans ederek mücadelemize devam ediyoruz. İkisi tamamen ayrı yapılar. Biz Ankara Gücü basketbol kısmı olarak kulübün futbol tarafıyla hiçbir bağ olmayan, yani maddi bağ olmayan, manevi bağ olsun isteyen ama onu da bir türlü bulamayan bir yapıyız. Biz Ankara Gücü'nün, gerçek Ankara Gücü'nü seven insanların dualarıyla, destekleriyle devam ediyoruz yolumuza. Hocam yani affınıza sığınarak soruyorum. Bu kulübün geçen seneki maliyeti yüksek olduğunu biliyorum. Evet. Bu sene de yüksek. Evet. Bu rakamlar sponsorlardan mı geliyor yoksa siz cebinizden mi ödüyorsunuz? Yalnızca biz İkon Menkul ve ben kendi cebimden. Finansmanını siz sağlıyorsunuz. Evet. Yani. Ve bu konuda da aslında kimseden bir destek de istediğimiz yoktu. Yalnızca manevi destek bekledik. Ama o manevi desteği de bulamadık. Bizim biz futbol maçlarına gidip tribünden seyredip kimseye de haber vermeden manevi olarak destek olduk. Ama bizim basketbol maçımıza maalesef futbol tarafından gelip seyreden, destek olan, hadi bir tepsi baklava aldım, sporcular da bunu yesinler, biz de bu kulübün futbol tarafının yöneticileriz diyen tek kişi olmadı. Yani bu da işin acı tarafı. Yani biz şimdi Ankara Gücü diyoruz. Ankara Gücü çok köklü bir kulüp. Evet. Ankara Gücü çok köklü bir kulüp. Yalnızca sosyal medyada desteklemek değil. Evet. Gerçekten fiziksel anlamda büyük bir savaş veren, 1910'dan beri devam eden bir yapı. Tabii. Yani birçok grupların arasında, yani politize olmadan arada gerçek bir vatanseverlik çimentosu olarak devam eden Ankara Gücü. Şu anda ben de Ankara'da bunu gördükçe üzülüyorum. Maçlarımızı 100-200 kişiye oynuyoruz. Maçlarımızı gelip destekleyen gerçek Ankara Güçlü taraftarlar da yoklar. Top salonunda oynuyoruz maçlarımızı. Hiç kimseden bir destek almadan çıkıyoruz. Ama ben eminim ki biz kazanmaya devam edip bu sene ligden Süper Lig'e çıktığımız anda o salon gerçek Ankara Güçler tarafından doldurulacak. Hocam geçen sene ben de bir kısım maçlara, gelebildiğim maçlara geldim. Dediğiniz gibi yani seyirci anlamında oldukça sıkıntılı bir dönem geçiriliyordu. Evet. Ya, maalesef yani şimdi Ankara'da ben yani şunu gördüm. Ben İstanbul'da uzun yıllar basketbol koçlu spor adamlığı yaptığım için Ankara Gücü de en az o kulüpler kadar köklü bir kulüp. Tabii. Buraya geldiğimde yalnız Ankara Gücü, Ankara'daki yapıya baktığım zaman ben konuşma çok, icraat yok. Herkes bir şey konuşuyor. Evet. Yani herkes birbirinin hakkında konuşuyor. Hatta ben bir esprili bir konu oldu. Spor adamlarıyla oturuyoruz bir masada. Ankara'daki evet. Gençler var. Birisi masadan kalkıyor. Diğerleri onun hakkında konuşuyorlar. Dedikodu. O geliyor. Diğeri kalkıyor, onun hakkında konuşuyorlar. Oh. Dedim ki bunlara, benle bir daha yemeğe çıkacaksanız masadan en son ben kalkarım. Sizle beraberken tuvalete dahi kalkmam dedim. Yani benim yanımda dedikodu yapmayın. Çünkü bu sporda önemli olan şey şeffaf olmak ve bu şeffaflığı birbirine yansıtarak bir bütün halinde bir savaş vermek. Evet.
Onun için sıkıntı yani burası. Hocam şimdi ben de hani 40-45 yıldır bu camiye gönül vermiş biriyim. Hem taraftar olarak hem medya olarak. Şimdi söylediğiniz şeylerden ben üzüntü duydum. Evet. Birincisi manevi bağ kulüpten siz alamıyorsunuz. Hayır, hayır. Yani bir baklava örneği verdiniz. Aslında bu çok küçük örnek ama yani bu kulübün başkanı, yöneticileri kimse artık. İsmail Başkan tabii ki. İsmail Mert Fırat ve diğer yöneticiler. O telefonumuza da çıkmıyor. Ben aradığımda telefona dahi çıkmadı. Allah'ım. Bir kere çıktı, merhaba dedik. Görüşmek istiyorum dedim. Yani onlarca mesaj attım. İsmail Mert Fırat'la görüşemediniz yani. Hayır, hayır. Hocam. Ben hayırlı olsun demek için aramıştım. Tahmin ediyorum ki ondan da çok fazla şeyler istiyorlar. Bir şey isteyeceğiz zannetti. Evet. Geçen sene istemediğimiz gibi bu sene de istemeyeceğiz. Artı yardım istiyorlarsa o yardımı da yaparız. Valla şaşırdım tabii bunları duyunca hocam. Yani manevi olarak destek bulamıyorsunuz. Taraftar bazında da tabii ki o sıkıntıyı ben biliyorum. Maçlara geldiğim için taraftar, Ankara Gücü taraftarı basketbol takımına şu ana kadar yeterli ilgiyi göstermedi. Ama geçen sezon bir opsiyon tanıyalım. Geçen sezon takım kötü gidiyordu. İkinci yarı iyi gitmesine rağmen hadi diyelim alışma dönemi. Artık bu sezon taraftarı bekleyelim hocam. Yani pazar günü 16'da. Ya işte büyük kulüp şöyle bence. Çok büyük kulüp Ankara Gücü. Seyircisi de bence öyle. Ama basketbol alışkanlıkları yok. Evet. Öyle diyelim. Salon sporu kültürü çünkü biraz aslında zayıf. Seyirci, taraftar kötü günde lazım. Zaten takım çok iyiyse taraftar olmadan da kazanıyor. Kötü günde lazım. İnşallah bundan sonra bizi desteklerler. Hocam ben bu yayından sonra desteğin artacağını düşünüyorum Ankara Gücü taraftarının. Zaten yani bu sezon şimdi saha dışı boyutunu konuştuk. Saha dışı boyutunda mutlu değilsiniz hocam gördüğüm kadarıyla. Değil. Sıkıntılar var. Buradan da mutlaka bu yayınımızı izleyecektir Ankara Gücü yönetimi. Bundan sonraki süreçte sizinle ya, yol yürümeye çalışacaklarına inanıyorum. İnşallah da beklediğimiz bir şey yok. Sadece yani manevi destek. Öyle zannetmesinler ki bir şey istiyoruz. Öyle bir şey istediğimiz yok. Ama insanlar Türkiye'de spor adına benimle görüşmek için randevu alıyorlar. Biz randevu istiyoruz. Sohbet etmek istiyoruz. Bir şeyleri paylaşalım. Manevi destek istiyoruz. Yani oraya gelip protokolde 15-20 tane yöneticinin oturması, bizi desteklemesi sahada sporcuya da güven verecekti. Tabii ki. O dönemde kesinlikle. Bana da. Ben şimdi hem maddi işin finansmanını hallet, hem kulübüm başkanlığı yap, hem koçluk yap. Ankara Gücü için yani ne yapacağız? Bir de bundan sonra sahaya çıkıp oynamadığım kalıyor. O da benim yaşım müsait değil. Oynayacak oyuncuları da aldık işte yani. Hem hocam kapıp hem de tribünden destek verirsin yani, hocam artık öyle bir şey. Bir kere tribünden de atıldım. Yani diğer arkadaşlar iddia ediyordu. Maça ben tribünde seyrediyordum. 40 senelik amca. Cezalı mıydınız hocam? Yok. Ben o dönemde koçluk yapmıyordum. He. Sonra başladım. Tribündeydim. 40 senelik yaşantımda tribünden hiç atılmamıştım. Beni tribünden de attılar. Hocam valla enerjiniz tam Ankara Gücü taraftarına uygun bir enerji ama işte o sinerjiyi daha yakalayamadık. Öyle görünüyor. İnşallah yani bu sezon yakalanır bu saatten sonra. İnşallah. Tabii saha dışı boyutunu konuştuk. Saha içi boyutuna geçelim hocam. Geçen sezon bir kötü başlangıç vardı. İkinci yarıda çok iyi transferler oldu. Özellikle Hakan Yapar'la falan. Takım müthiş bir ivme yakaladı. Sanırım bir 15 galibiyet var. Aldık, yanlış evet. hatırlıyorum. 15 doğru. galibiyet var hocam. Playoff'u da son maçta kıl payı kaçırdık. Biz maalesef. Kaçırmadık da kazandık biz aslında. Evet. Ev sahibi 3 tane takım. Kuvvetli evet, takım. Evet. Kendi sahasında kaybedince bir tanesi kazansa evet. Playoff dedik. Zaten lige çıkma şansımız yüksekti. Ama geç kaldık yani o şey. Evet kesinlikle geç kaldı hocam. İlk yarı çok kötü geçirildiği için geç kaldı. İlk yarıda ben de kendimi organize edemedim. Bir hoca değişim falan oldu. Siz sonradan ben geldiniz. Ben geldim. Tabii benim İstanbul'da yaşamam. Burada haftada iki günle olacak iş değil. Evet. Geldim sonra burada bir ev tuttum. Orada yaşamaya başladım. Haftada onun katkısı hemen olmuş hocam. Kendini belli etmiş yani. Evet yani sonuçta buradaki arkadaşlarımızın hepsinin teknik bilgileri de çok. Hepsi tabii, şeyler. Fakat böyle bir kriz ortamında benim daha bilgime ihtiyaçları vardı. Ben mutlaka, de onu yaptım. Mutlaka hocam. Tecrübelerinize evet. Her türlü herkes faydalansın sağ Türk abi. Basketbol adına. Şimdi hocam bu sezonun başında iddialı açıklamalar yaptınız. Evet. Değil mi? Evet. Takım için. İyi de transferler evet. Yapıldı. Bunu da biliyoruz. Evet. Fakat takım çok kötü başladı. Yani aslında kötü değil. Çok iyi başladık. Şöyle bizim skor olarak yani. Yani bizim bir tane maç 15 sayı öndeyken evet. Bodrum deplasmanında. Bu ligde 3 tane zor deplasman var. Biri Bodrum, biri Trabzon, biri Antep.
Evet. Hem yol olarak 3 tane zor deplasman var. Bizim tesadüf 2 tanesi maç oraya rastladı. Bodrum 15 sayı öndeydik biz. Son 3-4 dakikada kaybettik bir sayıyla. Son topu da biz attık, sokamadık. Şimdi bu basketbolda bizim oyuncularımız tecrübeli oyuncular. Yani tecrübeli oyuncu ne demek? Yani yaşları da yüksek. Genç. Yani 41 yaşında oyuncumuz da var hocam. Tecrübeli oyuncular. Tecrübeli oyuncular biraz daha geç forma girerler. Evet. Zaten bunların erken forma girmesi de doğru değildir. Onun için geç forma girdiği için bizim takımımız yeni bir kimya, yeni kurulan bir takım. Yavaş yavaş gerçek basketbolunu oynamaya başladı. Bundan sonrası daha da iyiye giderek devam edecek. Ama biz yani bu sefer sona bırakmayacağız şeyi. Şansı, lige çıkma şansını daha erken halletmiş olacağız. Hedef şampiyonluk. Bu hedeften sapma yok değil mi hocam? İki mağlubiyete rağmen sapma yok. Bunlar mağlubiyet sayılmaz. İki hazırlık maçı diyelim. Ya, iki deplasmanda da ligin en kuvvetli takımlarından evet. iki deplasmanda da oyunun sonunda hakim bizdik. Evet. Sonunda da iki topta kaybettik ama takım ritmine girmeye başladı. Hocam geçen seneden beri dikkat ediyorum. Takım son bölümü yani son 1-2 dakikayı sanki iyi oynayamıyor gibi. Yani orada maçı kopartamıyor gibi geldi bana. Yani doğru mu bu tespit? Valla ikinci yarı geçen sene son 17-15 kazandığımıza göre sonunda iyi oynamışız demektir. Ama şöyle şimdi biz son dakikalarda çok da maç kazandık. Evet. Ama kaybettiğimiz maçlar tabii göz önüne geliyor. Ligin ikinci yarısından önce geçen sene sonlarda çok maç kaybettik. Uzatmalarda kaybettik. Evet, sonlarda evet. kaybettik. Son topla kaybettik. Evet, onu dedi demeye çalıştım. Yani onun da zaman, sebebi şu. O zaman çok tecrübeli oyuncumuz yoktu. Hep genç çocuklar vardı. O genç evet. çocuklar da o stresi o anda kaybetmediler. Mesela bir maç kaybettik. 45 saniye kala 6 tane faul atışı kazandık. 6'da 1 attık. 6'da 2 atsak kazanacağız. 6'da 1 atması bir çocuğun stresi kaldıramadığını evet. gösteriyor. Ya hocam şimdi Trabzonspor maçında da yani büyük talihsizlik. Sanırım 18 sayının hepsini kullandı. Evet. Faul atışının hepsini onlar attılar. Yani bu NBA'de bile çok görülmüş bir istatistik değil ben bildiğim kadarıyla. Evet. Maalesef. Evet yüksek bir de bizim bir önceki maçta Bodrum maçında 21 faul atışından 10 tane soktuk. Onlar %100 attılar. Biz 21 tane attık. Yani bilmeyenler için de söyleyelim. Bodrum bir önceki sezon Süper, Lig, Süper Lig'deydi. Oradan evet. düştü yani. Evet. Dediğiniz doğru. Çok... Trabzon'da çok Süper Lig oyuncusu aldı ama evet. biz onlardan iyi takımız. Evet maalesef işte o sonuca yansımadı. Bu bir iki de... tane maçı oyuncular değil bana yazalım. Sonra telafi ederiz. Bu iki maç. Size yazdıysak sorun yok hocam. Telafisi olur bize, yani. Bize yazın. Bana yazın. Bundan sonrası toparlanır. Telafisi olur. Hocam şimdi listeme baktığım zaman geçen sezondan Hakan Yapar var. Soner, Efe Başok geçen sezondan. Mithat Can, Caner Ercan. Geçen sezonun ikinci yarısında aslında flash bir takım vardı. O evet. kadroyu bozma gereği mi duydunuz? Ya şimdi o takım bozma gereği. Bazısı şartlar öyle gerektirdi. Evet. Bazısı şartlar öyle gerektirdi. Bir de bir tık daha iyi takım kurmak lazımdı. Bunlar istikbal vaat eden çocuklardı bu içeridekiler. Yerine şimdi biz Süper Lig'den birkaç oyuncu aldık. Bunlardan bir tanesi işte Deniz Kılıçlı'yı aldık. Evet, evet. Yine Hazer'i aldık. Evet. Çok tecrübeli. En son Muhammed'i aldık. Evet. Bütün o zaten Türkiye'de, flash transfer. Bütün Türkiye'nin konuştuğu tabii. bir transfer. Yine biz Altan'ı aldık. Altan Erol. Evet. 41 yaşında. Türk basketbolunun büyük tecrübe. En önemli isimlerinden bir tanesi. Bu seviyede de çok iyi. Yukarıda da iyiydi. Dolayısıyla biz istediğimiz kadroyu kurduk. Şimdi bu kadronun Amerikalılar uyumu önemli. Amerikalılar da bir tanesi NBA'den getirdik. Büyük fedakarlık yaparak 24 yaşında. Çok talent. Fakat Türkiye'de evet. basketbol öğrenmesi lazım. CJ Elabay. CJ Elabay evet. Diğeri de Brandon. Bulgaristan'ın milli takımı oynatmak için nötralize devşirdiği oyuncu. Evet. Brandon Young. İyi olmasa zaten onlar tutup bunu devşirmezler. Tabii. İki tane de iyi oyuncu uyum sağlayacak. Bundan sonraki dönemde daha yavaş yavaş iyiye gideceğiz yani.
Hocam geçen seneki Anderson mesela yani taraftarın da çok beğendiği bir oyuncu durumuna gelmişti. Onunla niye yol ayırdınız? Savunması iyiydi. Yani Anderson üst lige mücadele eden bir takımda oynayacak bir oyuncu. O daha ortalarda olan bir takımın. Ya bir takımda 30 sayı atacak bir oyuncu, 40 sayı atacak bir oyuncu şampiyonluğu getirmez. Skorun yayılması lazım. Evet. Skor yayılacak. Herkese 10 sayı, 15 sayı yayılacak. Defans da yayılacak. Yoksa yalnızca 40 sayı atan bir takım. Mesela Erman Kunter vardı basketbol. Evet. Evet. Sayı kralı. Ama tahmin ediyorum belki bir kere olmuştu da oynadığı takım hiç şampiyon olmadı. Doğrudur hocam. Onu tam bile bak, çok iyi tanıdığımız, izlediğimiz bir oyuncu. Yani çok skorerler olan bir takımda paylaşım iyi olmaz. Takımın bütün yükünü taşıyan bir oyuncuydu hocam Erman Kunter. Evet işte yükünü çok taşıyor ama şampiyon olamıyorsun. Şampiyon olamıyor evet. Başaramıyor. Yani oraya bakmak lazım o açıdan. Amerikalıların performansından memnun musunuz? Çok yani, Elway'le Brandon'ın. Fena değil. Fena değil. Ama daha istediğim seviyede değil. O Elway zaten NBA'de yıllarca yani bayağı bir maç oynamış. Bu 21 yaşında erken NBA oldu. 28 tane maç Portland'da ilk 5 başladı. Evet. 80 maç oynadı. Buraya alışacak. Hocam Muhammed Baygül'e bir parantez açmak lazım. Yani dediğiniz gibi iyi bir transfer ve bayağı bir ses getirdi. Gerçekten de bu ligin üst düzey bir oyuncusu. Henüz sanırım tam takıma uyum sağlayamadı. Daha yani yazdan çıkma. Takım idmanına yeni başladı geçen hafta. O Trabzon'daki maçı sayma. Evet. Yani o maçta aslında oynatmamam lazımdı onu. Daha hazır değildi. O çocuk bizi yalnız bırakmamak için fedakarlık yapıp çıktı. İnşallah bu hafta daha iyi oynayacak. Vallahi hocam yani takıma baktığım zaman bir savunma zaafları da siz de görebiliyor musunuz? Mesela evet. Bodrum maçında içeriden sayı yemediniz. Dışarıdan geldi sayılar. Yani bu aslında savunma zaafı olduğunu göstermez de. Evet. Dışarıdan mesela ilk periyotta hiç İçeriden sayı yemediniz. Evet. Ya bir 15 dakika falan sürdü bu. Hep dışarıdan geldi sayılar. İçeriden iyi, dışarıdan kötü bir takım mı var şu anda? Yoksa zaman herhalde değil mi? Bu biraz sürece bağlanmak lazım. Bodrum maçında yediğimiz sayı 65 sayı. Evet. Keşke her maç 65 yeseydi. Tabii. O şampiyon yapar değil mi? O uzak ara şampiyon yapar. Uzak ara. Orada savunmamız iyiydi. Biz hücumda 21 tane faulün 10'unu evet. atabildik. O 11 tane atamadık. 11 faulü atsak zaten 10 sayıyla kazanmıştık. Evet, hocam takımda genel anlamda beğendiğiniz oyuncular bölge hangisi? Yani tabii ben hepsini beğeniyorum. Yani hepsini beğendiğim için aldım zaten. Kendi oyuncularınız zaten. Zaten kendi çoğu oyuncu. Benim oyuncum. Evet. Jenerasyon olarak da bana yakın. Tabii. Diyorum, espri yapıyorum. Bunlarla oturup daha güzel bir dilden anlaşabiliyoruz. Zamanla daha iyi olacak inşallah. Yani. Tabii. Kesin çıkacağız her lige. İnşallah. Hocam söylemekte sakınca var mı? Takımın bütçesi, geçen seneki takım bütçesi, bu seneki takım bütçesi nedir? Bunlar da söylememizde sakınca var mı? İyi bir kadro, yüksek bütçeler. Onun için de yani çok telaffuz etmeye gerek yok. Gerek. Hocam şöyle söyleyeyim. Biz tabii çok futbolla iç içeyiz. Ankara Gücü de Süper Lig'in bir alt liginde. Ankara Gücü Basket İkon Menkul de Süper Lig'in bir alt liginde. Evet. Ankara Gücü'nün bütçesi yaklaşık 400-500 milyon civarında. İşte bu da 13-14 milyon euro yapıyor herhalde. Kaç kişi futbolda? Kaç tabii. kişi yönetiyor orayı? İşte futbolda 18-19 tane, 20 tane yönetici var. Yedeği ile falan 30 tane. Benim ödediğim onların bir tanesinden epeyce fazladır. Doğrudur. Hocam siz yani maddi manevi çok büyük emek veriyorsunuz buraya. Biz buradan çağrımızı yapalım hocam. Yani Ankara Gücü yönetimine ben buradan çağrımı yapıyorum. Sayın Halil hocamı dinlediniz. Dinleyeceksiniz biraz sonra yayında. Ankara Gücü basketbol takımına hem manevi hem maddi destek vermemiz lazım. Ama özellikle manevi destek bu kulüp. Basketbolda çok ihtiyacı var. Yani bugün çok bir şey istemiyor Halil hocam. Yönetim gelsin maçları hep beraber izlesin. Tabii. Yeter. Tabii. Diye söyleyelim yani. Tabii canım. Ankara Gücü Ankara'nın takımı. Yani Ankara'nın en köklü kulübü. Dolayısıyla en Türk sporunun en köklü kulüplerinden biri diyelim hocam. Yani da, biliyorsunuz geçmişte basketbolda da çok milyoncu çıkardı Ankara Gücü. Futbol haricinde. Manevi değerleri olan bir kulüp. Tabii ki. Onun için de bu takımı Süper Lig'e çıkartmamız lazım. Yani bu Süper Lig'e çıkartma
yükünü hiç olmazsa manevi olarak yalnız benim omuzuma bırakmasınlar. Aynen. Buradan Halil Hocam'a bir kere daha çağrısını yaptı. Ben de şunu söyleyeyim. Yani futbolda başarı tek başına gelmiyor. Bir maç bireysel kazanılmıyor. Futbolda da sezon başarısı tek başına gelmiyor. Yönetim ayağı, teknik heyet ayağı, sporcu ayağı ve tribün ayağı. Yani Ankara Gücü taraftarına buradan çağrımızı yapalım. Pazar günü Top Etü Salonu'nda. Evet. 16 mı 18 miydi hocam maç? 16. 16'da Ankara Gücü taraftarlarına buradan çağrımızı yapalım. Bu güzel takımı yalnız bırakmayalım arkadaşlar. Bu güzel takımı yalnız bırakmak hiç yakışmaz. Ankara Gücü camiası bu takımın peşinde olsun. Ki deplasmanlara bile gelsinler i̇nşallah, yani. İnşallah. Kapımız açık. Herkes bekliyoruz. Açık. Koskoca salon bomboş duruyor hocam. Evet, kapı evet. Herkese açık yani. Evet. Yani orada böyle bir grubun olması, evet, sahadaki oyuncuların da içindeki enerjileri dışarıya çıkartmalarına, tamam, çok daha yardımcı olur. Onun için de gelip takımlarına sahip çıksın. Hocam şimdi başka şehirlerde, hani Ankara Gücü bu ligde olduğu için bu ligdeki maçları da izliyoruz. Başka şehirlerde özellikle Mersin'de falan geçen sene bayağı bir ambiyans oluyordu Balıkesir'de, Mersin'de. Ya Kapaklı diye küçücük bir yer. Evet. Hakemi bile etkiliyorlar. Adamlar yani. Full. Her maç full oluyor Kapaklı. Evet. Doğru. Yani doğru. Ne yapalım ya, takım götürüp oralardan bir lige sokalım. Yani öyle yapmayalım hocam. Ankara Gücü üzerinden biz yürüyelim ve şampiyonluğa hep birlikte gidelim. Ankara Gücü de önümüzdeki sene inşallah Basketbol Süper Ligi'nde yer alır. İnşallah. İnşallah bir tek bize destek olan tek bir kişi, Ankara Gücü seven, bize su gibi şey getiren Ruhi Bey var. Ruhi Bey diye bir arkadaşımız Ankara Gücü sevgisiyle geldi bize. Ve takımın suyla alakalı sponsorluğunu yapıyor. Susuz bırakmıyor takımı. Geçen sene takımın su sponsorundan bile faydalanmadık. Hastane sponsorundan bile faydalanmadık. Hastane sponsoru bize gidip normalden de daha fazla para aldı. Sporcular MR çekilecekken, bilmem ya da hastayken. Yani tamamıyla destek dışı bir sene geçirdik. Bu sene de gene öyle başladık. Bir de Altınay Otel. Altınay Otel'de de gene benim dostlarım, 40 senelik, 45 senelik dostlarım. Sağ olsunlar, onlar da salondaki sandalyeleri, oturacak sandalyeleri kendi sandalyelerine gönderiyorlar. Sağ kenarında da çünkü bir VIP bölüm yaptık. Evet, evet. O VIP bölümünün sandalyelerini onlar gönderiyorlar ve bize destek oluyorlar. Yani bunun dışında şu anda tamamıyla kendi imkanla devam ediyoruz. Kombine satışı var hocam. Halen devam ediyor. Onu da duyuralım taraftarlarımıza. Çok iyi olur. Kombine satışı var. Saha içinde oradaki destek çok önemli. Saha içindeki koltuklara kombine var. Sahanın içinde olduğu zaman rakip takıma baskı da daha önemli. Tabii, çok önemli. Bizim takıma daha fazla bir motivasyon veriyor orada olan insanlar. Alalım oraları. Hiçbir şey olmuyorsa onlar da bir destek görsünler. Aynen, kesinlikle çağrımızı yine yayının bitişinde yapacağız hocam. Var mı başka bizim konuşmadığımız, benim sormadığım Çok şey? Teşekkür ederim. Bir kere geçen sene de arkadaş gönderdiniz iki tane. Evet. Onlarla bir röportaj yapmıştık basketbolla ilgili. Sağ olsunlar. İlgilenmeleri bile çok güzel bir şey. Sizin de bu kez ilgilenmeniz beni çok mutlu etti. Çok da güzel bir yeriniz var. İnşallah birlikte bu takımı lige çıkartır. Şimdi şu anlaşılmayan şey şu. One Man Show hiçbir şey de güzel değil. Evet. Ekip işi. Birlikte olmak lazım. Ekip işi. Bu işin içinde medyası olacak. Tabii ki. Yöneticisi olacak. Doktoru olacak. Fizyoterapisti olacak. Antrenörü olacak. Belediyesi olacak. Mutlaka. Devlet ekranı, ekranı olacak. Yani valiliği olacak. Çünkü biz Ankara'yı temsil ediyoruz. Tabii ki. Bunlar olduğu zaman bir güç olacak. Biz şimdi One Man Show devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Vallahi hocam buradan çağrımızı ben bir kere daha yapayım. Yani Halil Üner hocamızı da basketbol takımında yalnız bırakmayın arkadaşlar. Başarı bütünle gelir. Yönetimiydi, teknik heyetiydi, sporcusuydu, taraftarıyla, başarı medyasıyla. Başarı birlikte gelir. Hocam hep beraber yaşayacağız. Hep beraber yaşayacağız. Yani Ankara'daki kulüpler ne kadar üst düzey olursa medyası da büyür. Tabii. Herkes, esnafı da büyür. Herkes büyür. Hep beraber gelin soyunma odasında oyuncuları beraber çıkartalım. Biz kulüplerde şunu yapardık. Büyük dedi, İstanbul kulüplerinde, Fener'de, Galatasaray'da,
Galatasaray'da mesela bir second bench diye bir şey yapmıştık. İkinci bench. Orada Galatasaray'ı seven eski basketbolcular montları giyerlerdi. Bizim bench'in arkasında otururlardı. Bu second bench oyuncuya güç verirdi. Takım soyunma odasına çıkarken insandan tünel yaparlardı elleriyle. Oyuncular onun altından geçer giderdi. Yani bunlar güzel anılar, evet, güzel manevi değerler. Yani yoksa oyuncu atmadı, küfret, attı, alkışla. Bu değil taraftarlık. Evet. Bize gelip destek olmak, yanımızda olmak, var olduklarını hissettirmek önemli olan. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz hocam, size katılıyorum. Evet hocam, yani benden bu kadar sorularım. Çok sizin de söylemek istediğim bir şey varsa. Evet, güzel, birlikte inşallah tekrar devam ederiz. Hatta sezon içinde istediğiniz haftalarda gelirsiniz, soyunma odasını çekersiniz. Soyunma odasındaki bizim nasıl bir ortam içinde, o ambiyans içinde olduğumuzu görürsünüz. Antrenmana gelirsiniz. Her zaman kapımız açık. Her bize zaman, güç verir. Her zaman yanınızda olacağımıza buradan da söz verebiliriz hocam. Tamam. Daha sonraki dönemlerde oyuncularımızı da çağırırız, buraya davet tamam ederiz. Siz yine gelirsiniz. Süreç içinde bu böyle devam edecek ben hocam. Ben gelmeyeyim fazla. Benim dilim biraz sivri. İnsanları çok fazla rahatsız etmeyeyim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ben söyleyeceğimi... Yolu açtınız siz hocam. İnşallah devamı gelir. Ha, olursa yaparlarsa kendi vicdanlarıyla evet, bir şey. Evet. Bir lafımız var bizim. Bizim bileğimizin gücü vicdanımızın sesinden gelir. Vicdan önemli. Harika bir laf. Evet hocam. Onun için benim tek ricam, bu takımı seyirciler hiç olmasa sahipsiz bırakmayın. İnşallah sahipsiz bırakmayacaklar hocam. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz Ankara Gücü İkon Menkul baş antrenörü Halil Üner hocamızdı. Kendisine buralara kadar geldi, yayınımıza destek verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yayınlarımız her türlü alanda, sporun her açısından devam edecek. Herkese iyi günler diliyorum.